bölümde el becerisi aslında çok önemli. Hepimiz de bunu biliyoruz. İlk düşündüğü zaman öğrenciler bunu yazarken ben bunu yapabilir miyim düşünüyorlar. Ama bizler de diş hekimi olurken çoğu diş hekimi gibi muhteşem işler yapamıyorduk. Muhteşem şekilde bir ürün üretemiyorduk, bir protez yapamıyorduk. Ancak bunları çok çalışarak, kendimizi geliştirerek, üzerine fazla yüklenerek kendimizi geliştirdik ve iyi işler çıkartmaya başladık. El becerisi iyi olanlar tabii ki bu bölüme biraz daha öne geçiyorlar. Ama el becerisi olmaması da bu çok büyük bir sorun değil. Ancak bunun yanında el becerisi kadar önemli olan bir alan daha var. Bu kişinin oluşturacağı ürünün yani protezin ya da eksik dokunun yerine yerleştirmeden önce kafasında canlandırıp onu orada planlayıp daha sonra onu üretebilmesidir. Yani zihninde önce onu bir şematize edip daha sonra ortaya çıkartmasıdır. Yani sadece el becerisiyle olmuyor. Önce onu kafanızda, bir ürünü kafanızda yaratmanız, oluşturmanız, daha sonra onu üretmeye başlamalısınız. O yüzden siz kafanızda oluşturduğunuz ürün eğer uygun, düzgün, morfolojisi, anatomisi iyiyse siz zaten oluşturacağınız ürünü için 1 saat değil belki 3 saat çalışarak yapabilirsiniz. Yani sadece el becerisi değil, el becerisi geliştirilebilir. Tabii ki önemlidir ama geliştirebilir ama zihninde yarattığı şematizasyon, o eksik dokuyu koyması o da çok önemli. Teknoloji açısından tabii ki teknoloji öğrenmesi, teknolojiye açık olması gerekiyor öğrencilerin. Çünkü biliyorsunuz hayatımızın her yerinde teknoloji durdurak bilmeden ilerliyor. Bu bölümde de, diş hekimliğinde de, bu bölümde de teknoloji durmuyor. O yüzden teknolojiye açık olmalılar, gelişime açık olmalı öğrenciler. Öğrencilerin programın gerektirdiği biyoloji, fizik, anatomi, fizyoloji ve temel tıp bilimlerine ilgi duyuyor olması beklenir. Bunun dışında mesleki olgunluk ve yararlılık açısından üretkenlik, sanat ve tasarıma yatkınlık, bilimsel verilerden en üst düzeyde yararlanmasını bilmek, başkalarına yardımcı olmada istekli olmak ve programın gerektirdiği tasarım ve modelleme programlarına da ilgi duyuyor olması beklenir. Diş protez teknikerliği mesleğine sahip olmak isteyen adayların disiplinli bir çalışma temposuna ayak uydurabilmesi gerekmektedir. Ayrıca gelişen teknolojiyle birlikte diş protez yapım olanaklarının daha dijitalleştiği günümüzde bu dijital olanaklara uyum sağlayabilecek bir yapıda olması gerekmekte. Bunun dışında üç boyutlu düşünebilme kabiliyeti, disiplinli, tertipli, düzenli çalışma alışkanlığı kendisine meslek hayatında başarılı bir iş hayatı olmasını yol açacaktır. Renk körlüğü gibi ya da detaylı çalışmaya engel olabilecek gözle ilgili bir görme kusuru, ciddi bir görme kusuru olanlar bu bölümü tercih etmeyebilirler.